Bu büyük felaket sonrasında Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında büyük yardım organizasyonları yapıldı. Vatandaşlarımız da o bölgede olmasalar bile yardım kampanyalarına katıldılar. Büyük bir seferberlik gösterildi. Kimi ekmek yaptı, kimi patik ve atkı ördü, kimi de hayvanını satıp bağış yaptı. Bunu da satıram, kaymakam beye parasını teslim edeceğim. Türkiye tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından depremzedelere yardım uzandı. O illerden biri İstanbul'du. Arnavutköy'de el birliğiyle hazırlanan koliler 12 tırla gönderildi. Onlara 34 iş makinesi de eşlik etti. Öyle bir ilgi, öyle bir alaka var ki şeye talebe yetişemiyoruz. Şile'de de kadınlar köy fırınlarında toplanıp ekmek yaptı. Bölgeye su uzun vade dayanabilecek ekmeğimizi, ekşi mayalı ekmeğimizi ve sıcak yemeğimizi inşallah sağlayacağız. Tabii bu devamlı olacak. Allah razı olsun. Çok güzel de çıkarttık. Yerine de ulaşacak, biz de mutlu olacağız. Allah böyle günde birlik beraberliğimizi daim eylesin. Her yerden olduğu gibi Antalya'nın Alanya ilçesinden de yardımlar gönderildi. Alanya Kaymakamlığı ve belediyenin koordinasyonunda yürütülen depremzedelere yardım kampanyasında toplam 67 tırla 500 binin üzerinde yardım malzemesi depremden etkilenen illere gönderildi. Mersin Toroslar Belediyesi de depremzedeler için seferber oldu. Bölgeye hem yardım tırları gönderildi hem de bir oda bir aile kampanyası başlatıldı. Kars'ın Akyaka ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Sarıgül Kaçansa depremzedeler için düğesini satıp bağışladı. Yaşlı kadının duyarlılığı yüreklere dokundu. Allah devletimize hiçbir zaman zarar vermez. Amin. Allah amin. Devletimizin hiçbir zaman eskiliğini, bayrağını yendirmez. Amin. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ise meslek lisesinin öğretmen ve öğrencileri atölyede soba yapıp deprem bölgesine yolladı. Dilerim ki oradaki canlarımıza faydalı olur. Ağrılı kadınlar da depremzedeler üşümesin diye atkı, bere ve patik örüp göndermeye başladı. Dualarımız, desteklerimiz onlarla. Allah bir daha hiçbir ülkeye bu acıyı göstermesin, bu felaketi yaşatmasın.